ATV ekranının yeni macerası başın belada, duygusal, eğlenceli ve farklı hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin ekrana böylesi samimi yansımasını sağlayan şey ise ekibin uyum içinde çalışan oyunculardan oluşması. Çok güzel bir kast yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu televizyonları karşısında bizi izleyecek herkese yansıyacak. Çok renkli, çok güzel. Hakikaten bu ekibin içerisinde olmaktan mutluyum. Azam Kamber başkomiser mi? Evet. Ya tamam, adam başkomiser ama gizli başkomiser. Bu ulu orta konuşulmaz, bunun boşboğazlığı işte. Başın belada ekibi oldukça pozitif. Bu durum röportaj yaptığımız herhangi bir anda spontane bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tatlımsın. Böyle güzel karakterler var. Çok yetenekli oyuncular var setimizde. Onun için bana çok heyecan veriyor açıkçası. Bu kadar tatlı bir kadroyu bir araya getirmek de her zaman mümkün olmuyor. Doğru bir kast yapıldığını görüyorum. Hakikaten de hislerim beni yanıltmadı. Çekimler esnasında da bu doğruluğu bütün açıklığıyla görebiliyorum. Sana tarihi yerleri gezdireyim ya, camileri bir gör ya. Oğlum sen daha doğmazdan evvel ben o camilerde namaz kılıyordum. Göt amca be. Namazı kıldın ama Allah kabul etsin. Her şey çok değişiyor. O camiler ne kadar değişti, haberin var mı senin? Caminin neyi değişecek oğlum? 500 yıllık cami onlar. Yapma ya, oldu mu o kadar? Ne? Azam'ın kankası Pele hikaye içinde sık göreceğimiz aksiyon ve mizahi tarafı ağır basan bir karakter. Umut Oğuz yine tam da onluk bir rolle bizimle. Ortada da genelde çözmeye çalışırken karıştıran bir karakter. Ve dizinin genelde mizah temelini kuran bir karakter oluyor ister istemez. Çok güzel çatışmalar bulmuşlar. Zevkle, keyifle oynuyorum. Bu işte çok sağlam bir komedi dili var. Vallahi bravo. Kardeşim sendeki bu rahatlık. Ben senin açını burada kapatayım da yırtınıyorum. Sen Leyla yengeyle hoppa. Ben teke tek vaazdan hiçbir şey anlamıyorum. Ben sinerji olduğu zaman, böyle kalabalık olduğu zaman o vaazı böyle içime sindiriyorum. Uhrevi tarafını alıp yükseliyorum böyle. Ne olursunuz hocam, Allah aşkına biraz daha vaaz verin. Hem sevaba girersiniz ha, ne dersiniz? Yapımda çok renkli ve eğlenceli karakterler var. Ferdi Kurtuldu, başım belada da mafyatik bir adamla ekranda. Bana önerilen karakteri okurken çok heyecanlandım ve çok hoşuma gitti. Bunu daha böyle bir şey okudum yani. İçselleştirdim diyeyim yani. Lokantalarda gidip şöyle bir tabir vardı. Bir az çorba içebilir miyim? Az kuru fasulye, az pilav. Ben az mafya oynuyorum. Çeyrek mafya. Başarılı oyuncuyu sürprizli rollerde izlemeye alışığız. Peki Timur için aşk ve aksiyon gibi sürprizler var mı? Aşk meşk falan filan biliyorsunuz. Ben jön birisi olduğum için yani böyle yakışıklı. Her dizide mutlaka bir aşk buluyor beni yani. Yapacak bir şey yok. Bu benim karakteristik özelliğim diyelim ya. Aşk meşk de var tabii yani. Aksiyon maksiyon tabii bol da aşk da var. Bakalım göreceğiz ne olacak. Spoiler verdirme bana. Sus, heyecanlıyım zaten. Ben Çağdaş Bey için burada 10 dakika durmam. 10 dakika. Alemmiş, raconmuş, umurumda değil. Ama o Vildan Hanım. O öyle mi? O bunları hak etmiyor. O daha temiz, karanlık olmayan, tertemiz bir hayatı hak ediyor. Bak bize hemen işin içinden sıyırıverdi, gördün mü? Çağdaş Bey'den sorarım dedi hesabını. Duymadın mı oğlum? Çağdaş'ın iti dedi bize. O senin sorunun amcaoğlu. Beni karıştırma. Çağdaş Bey benim bir şeyim olmuyor ki. Sinan Çalışkanoğlu bu kez farklı bir profil çiziyor. Yüksel, yüzümüzü güldürecek, zaman zaman şaşırtacak oldukça değişik bir adam. Yüksel çok zeki birisi ama dediğim gibi kurnaz değil, saf. Ama çok zeki birisi. O yüzden beni seçtiler. Seni dinliyorum Yüksel. Arkalarından baktım, gittiler. Arabaları kiralı. Kadının kolundaki saat bugün alınmış. Adamın elbiseleri yepyeni. Kadın alfa, yani baskın. Adam beta, yani pasif. Ayrıca adamın kafasının üstü kel. Ensesinde birikmiş olan biraz saçı yukarıda toplamak suretiyle saçım var hissi yaratıyor. Selahattin Taşdöğen sürprizi bol, dinamik bir karakter olan Namık'a hayat veriyor. Namık'la bir karakter içinde onlarca farklı kişiyi izleyeceğiz. Mahallemizde bir karakolumuz var. Çok renkli bir karakol. Bu karakolun devamlı suçlusuyum ben. Karakterim festival oyuncusu. Ama kötü bir oyuncu. Yani şimdiye kadar hiç dikiş tutturamamış.
kendini işte özel giysilerle işte donatmış. Her türlü rolü 15 dakika, her türlü karakteri oynayabilir olayın akışına göre. Bu zaman zaman işte bir suçlu olabiliyor, kabadayı olabiliyor, bir mafya olabiliyor veya bir dilenci olabiliyor. Konunun getirdiği karaktere göre bunu renklendirmeye çalışıyorum. Bu arada Namık Bey oldukça şık görünüyor. Klişe kostüm, yani işte piyasaya da bu şekilde çıkıyor. Her zaman janti, özel renkleri olan, özel biçimi olan kostümler tercih ediyorlar. Dikkat çekmek açısından. Size son bir teklifim var. Diyorum ki ben bu karakolun kadrolu suçlusu olayım. Dolayısıyla sizler de böyle dışarıda her gün başka başka suçlular aramayın. Senin sanat gözlerin var. Mesela ben birine baktığım zaman onun oyuncu olup olmadığı şıp diye anlarım. Gerçekten mi? Gerçek tabii. O seni gördüğümde gerçek polis sandım ya. O derece yani. Ya çok büyük yeteneksin ha. Başım Beladır'ın eğlenceli karakterlerinden bir diğeri ise mahalle sekanslarında sıkça karşılaşacağımız Üstün Karaköse. Üstün, mahallenin kara kutusu, her şeyi merak eden bir adam. Enteresan bir karakter. Her konuya hakim. Mahallede ne var ne yok, girdisini çıktısını her şeyini bilen, biraz karabatak gibi bir durumu var. Sürprizlerle ortaya çıkıyor her seferinde. Sevgili Murat Akkoyunlu'yu görünce aklımıza hemen mizah geliyor. Yapmaya çalışacağız bilmiyorum. Benim için de sürprizli bir senaryo. Çok renkli bir kadrosu oldu ve gerçekten de hikayesi çok güzel. Tanıdık bildiğimiz bir mahalle hikayesinin dışında farklı örgüleri olan bir senaryo. Ben hem aksiyon tarafında hem de aşk tarafında varım. Çünkü mahallenin moda butiğini işleten Melis karakterine de bir yandan aşık bir durumum var. Fakat biraz karşılıksız gibi onu zorluyorum. Süreç içerisinde de gelişmeler olacak diye düşünüyoruz. Durmasın, durmasın. Ya al öne, al bir tık daha öne al. Alma, tamam, alma, güzel. Alma, alma. Tamam, tam sağlı gel, bende. Tam sağlı gel, gel. Gel tam sağlı, gel, 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 gel. Gel, al, tamam, gel, 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 gel. Gel, korkma, gel. Gel, 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 gel. Gel. Yavaş gel, tamam, yavaş. Tamam, şimdi sağlı önden. Al öne, al öne, işte bu kadar. Gel. Tank çıkar oradan, tank. Gel. Bravo. Üstün abi, nasılsın? Sağ ol Azam, seni sormalı. Gençliğimde co-pilottum ben. Uzun uzun anlatırdım ama çok işim var şimdi. Hadi size kolay gelsin gençler. Evet. Ne yapıyor bu? Ruh hastası mı? Başım Belada oyuncularına teşekkür ediyor. Eğlenceli yapımın bu akşamki yeni bölümünde görüşmek üzere diyoruz.